Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, bugünkü konumuz gençlik. Size gençlik hakkında biraz sunum yapacağım. Ondan sonra inşallah kısa bir canlandırma yapacağız arkadaşlarımızla beraber. Bismillah. Arkadaşlar, gençlik bir toplumun geleceğidir. Her toplum kendi geleceğini garanti altına alacak, kendi değerlerini yükseltip geliştirecek fertler yetiştirmeyi hedeflenir. Yeni yetişen nesiller ruh ve bedence sağlıklı, güçlü ve dinamik bir kişilik geliştirdikleri ölçüde toplumda güç ve kuvvet kazanacaktır. Ayrıca gençlerin eğitimine ve öğretimine çağın gelişen şartlarını da göz önünde bulundurarak önem veren milletler daima yükselmişler ve dünyada söz sahibi olmuşlardır. İslam toplum açısından gençliği değerlendirirsek arkadaşlar, tabii ki Hazreti Peygamber'den örnek vermezsek olmaz. Hazreti Peygamber Aleyhisselam, İslam toplumunun şekillenmesinde, İslami değerlerin yaşanmasında ve yayılmasında gençlere büyük görevler vermiştir. Onları cesaretlendirmiş ve her zaman onları büyüklerinin yanında övdüğü ve onları şereflendirecek konuşmalar yapmıştır. Hazreti Peygamber gençlerin ilim alanında yetişmelerine de büyük önem vermiştir. Nitekim Kur'an'la karıştırılabileceği endişesiyle herkese mesela hadis yazılmasını tavsiye etmemiştir. Ama bu gençler konusunda Abdullah bin Amr bin As'a bu konuda özel izin vermiştir. Hazreti Peygamber vahiy katiplerini de genellikle gençler arasından seçmiştir. Bu konuda Zeyd bin Sabit'i vahiy katiplerinden görevlendirmiştir arkadaşlar. Yine aleyhissalatü vesselam gençlerin fetva vermesine de müsaade etmiştir. Bu konuda da Hazreti Ali, Abdurrahman bin Avf, Abdullah bin Mesud, Zeyd bin Sabit, Muaz bin Cebel gibi isimler de bu konuda vardır. Arkadaşlar, ayrıyeten Peygamberimiz gençlere savaş meydanlarında da yer vermiştir. Hayber'in fethinde ve diğer savaşlarda da gençlere sancaktarlık görevi vermiştir. Bu konuda size örnek verecek olursak, şu an veremiyorum. Vereceğim inşallah. Vermek üzereyim. Veremiyorum. Ezanı dinleyelim istersen günlerde. Ezanı dinleyelim. Hemen çekildiği tamam, toparladım. Aziz Allah. Arkadaşlar mesela Tebük Savaşı'nda Beni Neccar kabilesinin sancağını henüz 20 yaşlarında olan Zeyd bin Sabit'e vermiştir. Bedir Savaşı'nda 20 veya 21 yaşlarında olan Hazreti Ali'yi sancaktar yapmıştır. Hayber'in fethi esnasında da aynı şekilde Hazreti Ali en önemli görevi üstlenmiştir. Ki bu tür savaşlarda önemli isimler de yaşlı, daha tecrübeli isimler olmasına rağmen Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Ebu Ubeydi gibi önde gelen sahabiler olmasına rağmen her zaman onların yanında gençlere daha çok ön planda yer vermeye çalışmıştır. Bu da Hazreti Peygamber'in gençlere ne kadar önem verdiğini göstermiştir. Yani arkadaşlar günümüzde de toparlayacak olursak gençler geleceğimizdir. Gençlik bizim her şeyimizdir. Allah'a emanet olun.